Bu hafta piyasaları çok yakından ilgilendiren iki önemli gelişme var arkadaşlar. Bunlardan birisi tabii ki Trump'ın korona konusunda pozitif çıkmış olması. Öbürü de Temsilciler Meclisi'nden geçen teşvik paketi. Ciddi bir dalgalanma görebiliriz. Yapılacak en akıllıca iş çok fazla kıpırdamamaktır arkadaşlar. Bunun uyarısını şimdiden yapayım istiyorum. Her zaman olduğu gibi hem cuma kapanış rakamlarını sizlere aktaracağım hem de bu hafta rakamlar ne şekilde ilerleyebilir çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Temsilciler Meclisi ile başlayalım. Temsilciler Meclisi'nden geçen teşvik paketi 2.2 trilyon dolar. Peki 2.2 trilyon kabul edildi anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Temsilciler Meclisi'nden sonra yasa öncelikle Senato'ya gönderiliyor. Senato'da da kabul görürse bu kez yasalaşıyor. Teşvik paketi onaylanmış oluyor. Ancak şöyle bir klik var. Şöyle bir ayrıntı var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. O da şu. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta, Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Genel itibariyle Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarıları Senato'da takılıyor. Onun için bir ortak nokta bulmak zorundalar. Peki 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketi Demokratlarla Cumhuriyetçilerin ortak noktası mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Biraz geriye dönelim. Demokratlar önce 3 trilyonda ısrar ettiler ama Cumhuriyetçiler 1.6 trilyon dolar dedi. Sonrasında 2.2 trilyon dolara çekildi Demokratlar tarafından. Temsilciler Meclisi'nden geçirildi. Büyük ihtimalle bu hafta bu da onaylanmayacak. Ama bu paketin çıkmayacağı anlamına gelmiyor tabii. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Büyük ihtimalle daha orta noktada buluşulacak. Yani 1.8 ile 2 trilyon dolar arasında bir noktada buluşulacak ve bu paket öyle ya da böyle çıkartılacak. Paketin içinde neler var? Mesela haftalık işsizlik maaşı yardımları var. 600 dolar yani aylık 2400 dolar. Bu 2.2 trilyon dolarlık paketten bahsediyorum. 1200 dolarlık ihtiyacı olan ailelere ya da kişilere yapılan yardım var. Buradaki yine önemli meselelerden bir tanesi. Neden cumhuriyetçiler itiraz ediyor? Oysa bizde iktidarda olan daha çok para vermek ister. İktidarda olmayan, muhalefette olan çok para vermek ister. Böylece oy oranlarını arttırmak isterler. Üstelik 3 Kasım'da Amerika'da çok önemli bir seçim var. Trump'la Biden kafa kafaya yarışıyorlar. Biden bir miktar önde ama Amerika'da seçimlerin ne olacağı hiç belli olmaz biliyorsunuz. Hillary Clinton Trump'ın çok önündeydi ama seçimleri kazanan Trump oldu. Her an büyük bir değişiklik olabilir yani. Dolayısıyla ne kadar çok halka yardım o kadar çok oy diye düşünebilirsiniz ama Amerika'da işler öyle değil. Çünkü ne kadar çok yardım verilirse Amerikan halkı da biliyor, Fed de biliyor ki o kadar çok enflasyonist bir baskı olacak ve hayat pahalı olacak. Faiz mekanizmasını tekrar yukarıya doğru işletmek zorunda kalacaklar. Bu hem işveren açısından hem tüketici açısından büyük sıkıntılar yaratabilir. Yine 2.2 trilyon dolarlık bir paketin ya da 3 trilyon dolarlık bir paketin açıklanması bütçe açısından da büyük sıkıntılar doğurabilir. Bütün bunlar hesaplandığı için de cumhuriyetçiler şu anda bu kadar yüksek bir teşvik paketinin onaylanmasını doğru bulunmuyor. Bir başka ayrıntı da şu, belki de bu yardım sadece burada kalmayacak, yeniden bir paket açıklanmak zorunda kalınacak. Ona da biraz mermi, cephane ayırmak istedikleri için biraz daha düşük tutmaya çalışıyorlar. Demokratlar her ne kadar yüksek rakamları konuşsa da cumhuriyetçiler durumu biraz daha sakin tutmaya çalışıyorlar şu anda iktidarda oldukları için. Tabii 3 Kasım seçimleri de belirleyici olacak bundan sonraki teşvikler ve paketler konusunda. Ama öyle ya da böyle 3 Kasım seçimlerine kadar bir şekilde bu teşviklerin çıkartılması sağlanacak. Dediğim gibi miktarda ve bazı küçük ayrıntılarda uzlaşıldığı zaman bu paketin çıkmama ihtimali yok. Ama 2.2 trilyonluk paketin geçme ihtimali Senato'dan çok zor. Piyasalar teşvik paketinden dolayı kısa vadeli dalgalanacaktır. Çünkü herkes bu teşviğin bir şekilde çıkacağını biliyor. Şu anda çıkmadığı için elbette bir tepki verecektir. Altın bir anda tepe taklak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Zaten altını tutan ve altının yükselmesine sebep olan çok önemli bir başka neden de var. Onu da unutmayalım. Tabii ki Trump'ın hasta olması. Seçimlerle ilgili belirsizliklerin daha da artması. Trump'ın durumunun ne olacağının belirginliğinin olmaması. Her ne kadar Trump ben geri döneceğim merak etmeyin dese de bazı alınan haberlere göre solunum yetmezliğiyle hastaneye kaldırılıyor Trump. Hem yaşından hem kilosundan dolayı risk grubunun en tepelerinde yer alıyor.
korona açısından bakıldığında. Trump'la ilgili gelebilecek kötü haberler piyasadaki algıyı bozacaktır. Hisse senedi piyasalarında satışı, altında da alımları, risk unsurları arttığı için arttıracak. Böyle bir durumda bir anda biz yine 2000 doların üzerinde bir altın ons değeri görebiliriz. Yani arkadaşlar, bu hafta bana göre Temsilciler Meclisi'nden geçen teşvik paketinden daha çok ön plana çıkacak konu Trump'ın hastalığı olacaktır. Daha doğrusu Trump'ın hastalığıyla ilgili gelecek haberler olacaktır ve bu tür haftalarda, yani dalgalanmaların çok yoğun olabileceği haftalarda yapılacak en akıllıca iş pozisyonu bozmadan beklemektir. Herhangi bir işlem yapmamaktır. Herhangi bir yeni pozisyon almamaktır. Çünkü terse düşme ihtimalinin çok yüksek olduğu zamanlardır bunlar. Arkadaşlar, özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Bu iki temel gelişmenin dışında tabii önümüzdeki hafta bir yığın veri açıklanacak. Yine ülkeler enflasyonla ilgili, satın almalarla ilgili verilerini açıklayacaklar. Büyümeyle ilgili verilerini açıklayacaklar. Bunların da piyasada ufak tefek de olsa etkileri olacaktır ama Trump ve teşvik paketi kadar önemli bir etkisi olmayacaktır. Bence temelde takip edilmesi gereken iki mesele bu. Bir başka stratejik mesele elbette Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilim. Bu gerilimde piyasaları olmasa da siyaseti gerecektir. Onu da unutmayalım. Dolar 7.77-48 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Trump ve teşvik paketlerinin elbette Türkiye'de etkisi olacaktır ama öyle beklendiği gibi çok yüksek olmayacaktır arkadaşlar. Türkiye'deki gelişmeler dolar kurunu tetiklemeye devam edecek. Çok kısa vadede doların yeni hedefi artık 8.20 seviyesi. Devalüasyonist bir etki olmazsa, bakın şerhimi her seferinde koyuyorum. Devalüasyonist bir etki olursa tablo bambaşka olur. Kademeli bir yükseliş olursa doların ilk hedefi 8.20. 8.20'ye giden bir dolar hedefinin yanında euroda 9.60'ı görürüz. Sterlinde 10.80 seviyelerini görürüz. Peki euro ve sterlin şu anda hangi seviyelerde? Euro kapanışı 9.11.25, sterlinde 10.05 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Her iki para birimi de dolara paralel yükselişini devam ettirecektir. Tam bu noktada bir kez daha şerhimizi koyalım o zaman. Şimdi bu iki para birimini etkileyen iki ayrı sebep var. Euro'yu etkileyen tabii ki parite meselesi, sterlini de etkileyen Brexit meselesi. Brexit gelişmeleri nedeniyle evet sterlin önce hızlı bir şekilde yükseldi ama daha sonra getirisi ve yükselişi dolarla euro'nun altında kaldı. Dolayısıyla bu Brexit'le ilgili gelişmeler sterlinin kaderini belirlemeye devam edecek. Onu bir tarafa koyalım. Euro'da da parite meselesi var. Bakın Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın da açıkladığı gibi euro-dolar paritesi çok ciddi anlamda yükselmiş durumda. Euro değerli bir pozisyona gelmiş durumda. Onun için Euro bölgesinin önde gelen isimleri Euro'nun değer kaybetmesi için bundan sonraki süreçte uğraşacaklar. Ve zaten piyasadaki Euro miktarı da 3 trilyon Euro'yu aşmış durumda. İşte bu durum Euro'nun dolar kadar ya da sterlin kadar yükselmemesini beraberinde getirebilir eğer ki parite 1.08 hedefine doğru giderse. Şu anda Euro dolar paritesi çok kritik bir seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. 1.17.18'de. Evet 1.17'nin üzerinde ama 1.17'yi aşağıya doğru zorluyor. 1.17'yi aşağıya doğru kırması durumunda ilk hedef 1.15, sonrasında 1.12, daha sonrasında da 1.08 olacaktır arkadaşlar. Ve bütün bu kayıplar Euro'nun dolar kadar Türkiye'de yükselmemesini beraberinde getirecektir. Elbette Euro'da dolar gibi, sterlin gibi Türk lirası karşısında değerlenmeye devam edecektir. Çünkü Türk lirasının değer kaybı Euro'ya göre çok daha fazla olacaktır. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşayım. Ama arkadaşlar Euro-Dolar paritesini çok yakından takip edeceğiz. Ve bir kez daha uyarıyorum, büyük ihtimalle 1.08 hatta 1.06'ya kadar giden bir Euro-Dolar paritesi göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yine Trump'ın hastalığı, aynı zamanda teşvik paketi, aynı zamanda Avrupa'dan çıkacak teşvik paketi ve faiz kararları da Euro'nun değer kaybetmesini hızlandıracaktır. Bunu da unutmayın. Gelelim altına. Altın tabii çok yakından takip edilen bir konu. Aynı zamanda bu sene son dönemlerde gümüş de çok yakından takip edilmeye başlandı. Onun için gümüşün onsunu ve gümüşün gramını da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Gümüş altına paralel hareket ediyor. Tek farkı daha agresif hareketler yapıyor. Diyelim ki altın %10 yükseliyorsa gümüş %15 yükseliyor. Diyelim ki altın %10 düşüyorsa gümüş %15, bazen %20 oranında düşüşler kaydedebiliyor.
biraz daha spekülatif hareketler yapıyor. Ama sonuç itibariyle altın düşüş eğiliminde olduğunda gümüşte de bir düşüş eğilimi, altın yükseliş eğiliminde olduğunda gümüşte de bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Birbirine paralel olan iki emtiyadan bahsediyoruz. İki değerli madenden bahsediyoruz arkadaşlar. Altın onsu 1899 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. 1900 değil bakın, 1899 dolar seviyesinden. Bana göre artık 1900 seviyesi çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Trump'ın hastalığı, teşvik paketlerinin gelmesi altının onsundaki yükselişin daha da hızlanmasını beraberinde getirecek. Biraz önce teşvik paketleri çıkmayacak Selçuk dedin diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Teşvik paketi şu anda 2.2 trilyon dolar olarak çıkmayabilir. Biraz daha altında bir rakam konusunda uzlaşılabilir ve bu piyasaya duyurulabilir. Böyle bir durumda altına olan talep çok daha hızlı bir şekilde artacaktır ve altının yükselişi de daha da hızlanacaktır. Ama kritik mesele elbette Trump'ın rahatsızlığı. Ben Trump'ın rahatsızlığı ile ilgili kötü haberlerin bu hafta daha sık duyulabileceği kanaatindeyim. Daha doğrusu belirsiz haberlerin çok sık gelebileceği kanaatindeyim. Zaten dalgalanmanın temelinde de bu olacak. Altın fiyatlarının zaman zaman agresif yükselmesini, zaman zaman düşmesini beraberinde getirecek. Önümüzdeki haftadan bahsediyoruz bakın, daha uzun vadeden değil. Ama eğer ki arka arkaya Trump'la ilgili olumsuz haberler gelirse arkadaşlar, o zaman altının onsu bir kez daha rekor kırar. Yani o hedeflediğimiz 2060-2080 aralığında aşar, 2100'ün üzerine atar kendisini. Hedefte 2300 dolar olur o zaman. Tabi bu esnada gümüşün onsu da 23.70 dolar seviyesinden bir anda 27 doların üzerine çıkar. 28 doları zorlamaya başlar. Hatta altın eğer ki 2100 doların üzerine çıkarsa gümüşün onsunda da 30 doların üzerine görürüz. Bunun yaratacağı Türkiye'deki sonuçlara bakalım. 540 liranın üzerinde 540 ile 545 lira aralığında bir gram altın fiyatı görürüz böyle bir durumda. 7 liranın üzerinde hatta 7.15'i zorlayan bir gümüş gram fiyatı görürüz bu hareket esnasında. Tabii ki doların da 8.20'ye doğru gitmesi önemli. Arkadaşlar bana göre Türkiye'de dolar önümüzdeki hafta veya en geç ondan sonraki hafta 8.20'yi görecektir. Sonra geriye gelip 7.95'te biraz duraklayacaktır. Sonra tekrar 8.20'ye gidip 9 lira seviyelerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Ne Sayın Bakan Albayrak ne de Sayın Cumhurbaşkanı artık doları durduracağız falan demiyor. Kontrollü bir yükselişe izin veriyoruz demeye başladılar. Yani bütün çabaları artık doları kademeli olarak kontrollü olarak yükseltmeye çalışmak. CDS bakın 600'lü seviyeleri zorlamaya başlamıştı. 578 puan seviyesine kadar yükselmişti yurt dışında. Bu hafta sonuna girerken 514 seviyesine kadar düştü. Bu Türkiye'de her şeyin düzelmesi anlamına mı geliyor? Yani yurt dışı algısı düzeldiği için 514'e çekildi. Hayır arkadaşlar, tamamen bir finansal enstrüman olarak görülüyor. Orada da kar satışları geldi ve CDS puanı aşağıya doğru evrildi. Ama Türkiye'deki riskler her geçen gün artıyor. Dünyadaki riskler her geçen gün artıyor. Ve Türkiye'nin kabiliyetleri her geçen gün biraz daha azalıyor. Özellikle kurdaki agresif hareketler CDS'i de yukarıya doğru taşıyacaktır. Ve 600'lü seviyeleri göreceğiz yakın zaman içerisinde. Evet, rakamlar bu şekilde. Son bir özet yapalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok kritik. Kritik olmasının temel sebebi Trump'ın hastalığı ve teşvik paketi. Teşvik paketini ikinci sırada tutuyorum arkadaşlar. Çıkma ihtimalinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çıkarsa büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Sürpriz gerçekleşirse altındaki agresif hareket Trump'la birlikte çok daha fazla olacaktır. Trump cephesinde ise eğer ki arka arkaya Trump'ın sağlığının beklenenin çok daha üzerinde olumsuz olduğu haberleri piyasaya düşmeye başlar ise ve bu arada Trump çıkıp herhangi bir açıklama yapmazsa, ki yapma ihtimali de yok karantinada olduğu için, İngiltere Başbakanı Johnson gibi bir tablo çizilirse Trump'la ilgili, İşte o zaman arkadaşlar altın fiyatlarını kimse tutamaz. Bir anda 2100 doların üzerinde bir altın ons değeri görürüz yurt dışında. Türkiye'de de hem dolara bağlı olarak hem de onsun yükselişine bağlı olarak gram altının aniden 500'ün üzerine çıkıp hatta 520'nin üzerine çıkıp 540'lı seviyeleri zorlamaya başladığını görürüz. O günden itibaren de artık altın 400'lü seviyelerde düşünmeyin. Çünkü önümüzdeki hafta onaylanmasa da bir sonraki hafta
maksimum 2 sonraki hafta Amerika'daki teşvik paketi öyle ya da böyle onaylanacak. Belki miktarı 2.2 trilyon olmayacak ama en kötü ihtimalle Cumhuriyetçilerin önerdiği 1.6 trilyon dolar kabul edilecek. Bu da az buz bir rakam değil. Bu rakamın da önemli bir kısmının yine altın kontratlarına girdiği kabul edilirse altın onsunun yükselişini nasıl tetikleyeceğini hesap edebilirsiniz. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.